Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Türkiye bugün en zor görevlerinden birini yerine getirdi. Şırnak'ta havan mermisi eğitim atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye bir şehidini daha vatan toprağına emanet etti. 22 yaşındaydı. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuydu. Göreve 1,5 yıl önce başlamıştı. Şırnak'ta havan mermisi eğitim atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit oldu piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz. Sosyal medya hesabından paylaştığı "Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?" yazısını paylaşmıştı. Piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz'ın şehadet haberi Kahramanmaraş'ı yasa boğdu. Şehidin ay yıldızlı bayrağı sarılı naaşı Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan düzenlenen ilk törenin ardından askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. 12 Şubat ilçesi Öztürk Mahallesi'ndeki baba evine götürülen şehit Kaçmaz'ın naaşı yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Şehidin tabutuna sarılan anne ve baba oğullarına son kez veda etti. Şehit Cemil Kaçmaz, Dulkadiroğlu ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından binlerce vatandaşın duaları eşliğinde Şehadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada temaslarında Amerika Birleşik Devletli senatörlere Türkiye'nin YPG tepkisini anlattı. Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletli askerlerle YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, Amerika Birleşik Devletleri'nden söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz dedi. Kanada'da Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Amerikalı senatörlere YPG tepkisi geldi. ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz. Akar görüşmede Amerikan askerleriyle YPG üyelerinin yemekte çekilmiş fotoğraflarını hatırlatarak Türkiye'nin tepkisini anlattı. Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. Akar bölgede IŞİD tehlikesinin sona erdiğini vurgulayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu eleştirdi. IŞİD terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD'nin terör örgütü YPG'ye kamyon ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Akar görüşmede Fethullahçı terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değindi. Akar ayrıca Halifax'te Çanakkale Anıtı'nı da ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fethullah Gülen'in sınır dışı edilmesini düşünmediklerini açıkladı. Kaliforniya'ya hareketi öncesinde soruları yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na gazeteciler Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı azaltmak için Fethullah Gülen'in iade edilip edilmeyeceğini sordu. Trump, Fethullah Gülen'in sınır dışı edilmesini düşünmediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilere sahip olduğuna da vurgu yaptı. Amerikan NBC televizyonu hafta içinde Beyaz Saray'ın Cemal Khashoggi cinayeti sonrasında Türkiye'yi yatıştırmak için Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilmesinin yollarını araştırdığını iddia etmişti. Trump yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden Gülen'in uzaklaştırılması için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtilmişti. Ben onu da yeminle teminat vereyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da 5 Millet Bahçesi'nin açılışını muhalefetin istifasını istediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la birlikte yaptı. Birilerinin Türkiye'nin eski hastalıklarını hortlatma gayreti beyhudedir diyen Erdoğan, CHP'nin bu oyunlarına gelmeyeceğiz dedi. Hemfikir miyiz? Burada bir miyiz? Beraber miyiz? İrimiz, dirimiz,
kardeş miyiz? Hep beraber Türkiye'miz. Hizmetleri dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle Allah'ım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eleştirilerin hedefindeki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la Millet Bahçeleri'nin açılışını yaptı. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Eleştiri, farklı düşünce, farklı değerlendirme elbette olacaktır. Türkiye'de hiç kimse eleştirilemez değildir. La yüsel hiç değildir. İstanbul'da Başakşehir'de düzenlenen törende konuşan Erdoğan eski Türkiye uyarısı yaptı. Birilerinin eski Türkiye'nin hastalıklarını horlatma gayretleri beyhudedir. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Birilerinin Türkiye'nin o eski baskıcı, dayatmacı, kara günlerine geri döndürme çabaları da boşunadır. Her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimize gidecek çözümü orada arayacağız. Onun için 31 Mart işte milletin hakemliğine gidilecek olan gündür. Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşımızın değil 10 kıtasını, ilk 2 kıtasını yanlışsız söyleyebilmekten aciz birilerinin milletimizin kafasını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Ya, hadi oradan git ya. Erdoğan yerel seçimlere işaret etti. Ağızlarını açtıklarında, her açtıklarında Atatürk istismarı yapan, buna karşılık onun bizlere emaneti olan cumhuriyetimizi bir milim ileriye taşıyacak hiçbir icraatları bulunmayanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız. 31 Mart 2019 seçimleri bu ülke, bu ülkenin şehirlerine hizmeti geçenlerle, sadece ortak değerlerimizin istismarını yapanların karnelerinin milletimizin önüne çıkacağı gün olacaktır. Erdoğan CHP'nin oyunlarına gelmeyeceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Kendi kifayetsizliklerini, tembelliklerini, ilkelliklerini milletimizin değerlerini istismar aracı haline getirerek örtmek isteyenlere meydanı asla bırakmayacağız. Ana muhalefet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partililerle bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Ülkenin ana muhalefet partisinin liderinin haklı eleştirilerine bile tahammül edilemiyor diyen CHP lideri, yüksek tazminat davaları açılıyor ve olağanüstü para cezalarıyla muhalefet susturulmak isteniyor dedi. Yerel seçimlerde gençler için öngördüğümüz, kadınlar için öngördüğümüz %33 ve %20 cinsiyet kotasına aynen uyacağız. Buradan söylüyorum, aynen uyacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde İstanbul'u mutlaka alacaklarını söyledi. İstanbul'a ihanet ettiklerini onlar söylüyorlar. Biz İstanbul'a ihanet ettik diyorlar. İstanbul'a ihanet edenleri İstanbul'dan çekip çıkarmak, İstanbul'un göğsüne saplanan ihanet hançerini de çekip çıkarmak Allah'ın izniyle bize nasip olacaktır. Kılıçdaroğlu partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen Sokaktan İstanbul'a mahalle temsilcileri toplantısına katıldı. Hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bir ülke düşünün. Kimin terörist, kimin ajan olup olmadığına bir kişi karar veriyor. Ve mahkemeler o kişinin söylemini yargı kararına dönüştürüyor. Eti bile gramla alır hale geldi Türkiye. Eti bile. Ama saraylarında yaşıyorlar. Bir ülke düşünün. Barış istediler diye yüzlerce akademisyen üniversitelerden atılıyor. Akademik ünvanları ellerinden alınıyor. CHP lideri Erdoğan tarafından kendisine açılan tazminat davalarını gündeme getirdi. Ülkenin ana muhalefet partisi liderinin yaptığı haklı eleştirilere bile tahammül edilemiyor. Yüksek tazminat davaları açılıyor ve davalar öncesinde hakimler değiştirilerek verilen olağanüstü para cezaları ile
muhalefet susturulmak isteniyor. Onların periştahı gelse bile inancımızdan bizi asla geri döndüremeyeceklerdir. Bu gerçekleri bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti de vardı. Bir ülke düşünün, o ülkede konsoloslukta bir cinayet işleniyor, cinayeti işleyenlerin ses kayıtları yetkililerin elinde olduğu halde o caniler ellerini kollarını sallayarak ülkeyi terk ediyorlar. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un AK Parti ve anket sonuçlarına dair açıklamaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdırdı. Bahçeli, Engin Yurt'un açıklamalarının bundan sonra partiyi bağlamayacağını söyledi. MHP politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli olduğuna ve bilindiğine işaret eden Bahçeli, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu bildirdi. Bahçeli, bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında, Ordu Milletvekilimizin Sayın Cemal Engin Yurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır ifadesi kullanıldı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt mecliste yaptığı basın toplantısında AK Parti'nin durumu 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Anketler ve sokak alarm veriyor demişti. Engin Yurt, Bahçeli'nin tepkisinin ardından sosyal medya hesabını da kapattı. CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik teknik görüşmeler sürerken Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'dan çarpıcı açıklamalar geldi. CHP ile ittifak yapmadıklarını, sadece bazı büyük şehirlerle ilgili işbirliği yaptıklarını söyleyen Türkkan, görüşmeleri 15 günde bitirmeye kararlı olduklarını açıkladı. 24 Haziran'dan biz de ders aldık. 24 Haziran'dan çıkan sonuçları doğru değerlendirdik. Bir ittifak değil ama bazı bölgelerle ilgili, bir de altını çiziyorum, bazı bölgelerle ilgili işbirliğin konusu şu anda görüşülüyor. Bunların içerisinde genelde büyük şehirler var. Büyük şehirlerin birkaçının dışında, sadece birkaçıyla sınırlı kalır bu, birkaçının dışında İYİ Parti her yerde kendi adaylarıyla seçime girecek. İYİ Parti'nin yerel seçimlerle ilgili herhangi bir partinin desteğine, ittifakına da ihtiyacı yok. Biz geçen hafta başladık bu görüşmelere. 15. gün sonunda bu görüşmeler olumlu veya olumsuz neticelenecek. Bu bir işbirliği. AK Parti, Bursa İl Teşkilatı'nda aday adaylığı süreci sona erdi. Büyükşehir için 5 aday başvuru yaparken toplam 17 ilçe belediye başkanlığı için şu ana kadar adaylık başvurusunda bulunanların sayısı ise 168 olarak gerçekleşti. Teşkilatlar pazar günü yapılacak temayül yoklamasına kilitlendi. Biz başvurusunu yapan bütün aday adaylarımıza teşekkür ediyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine doğru AK Parti Bursa Teşkilatı'nda ilk kritik görev tamamlandı. Belediye başkanlarına aday adaylığı işlemleri sona erdi. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Rüstem Cengiz, Mahmut İnan, Sedat Yalçın, Celil Çolak, Mustafa Öztürk aday adaylığı başvurusunda bulundu. En çok başvurunun alındığı ilçe ise Osman Gazi oldu. Osman Gazi Belediye Başkanlığı için başvuruda bulunan 17 kişi, Yusuf Dündar, Ali Yılmaz, Hasan Kılıç, Mustafa Avşar, Serkan Işık, Halit Şefikoğlu, Mehmet Girgin, İzzet Şenocak, Hasan Durmayaz, Abdurrahman Mansur, Nazım Maral, Mehmet Yetim, Kevser Öztürk, Aylin Uyar, Mustafa Bektaş, Tahsin Kara ve Şahabettin Çelenk. Yıldırım Belediye Başkanlığı içinse Ahmet Necati Demir, Ekrem Albayrak, Mahmut Turunç, Cüneyt Karlık, Mehmet Taner Eke, Mücahit Alkan, Süleyman Şahin, Kadri Söylemez, Murat Güç Yılmaz, Onur Gündüz aday adayları olurken Nülüfer Belediye Başkanlığı içinse Mete Ekşioğlu, Alparslan Yıldız, Serkan Subaşı, Yusuf Kıroğlu, Tahir Kahveci aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler oldu.
Büyük Orhan'da 15 başvuru dikkati çekerken diğer ilçelerdeki sayılar İnegöl'de 13, Kestel'de 12, Mustafa Kemal Paşa, Orhan Gazi ve Keles'te 10, Harmancık'ta 9, Gemlik'te 8, Gürsu, Mudanya, İznik, Orhaneli ve Yenişehir'de 7, Karacabey'de ise 2 şeklinde sıralandı. Mevcut belediye başkanlarından adaylık başvurusu alınmazken AK Parti teşkilatları pazar günü yapılacak e-temayül yoklamasına odaklandı. Pazar günü yani 2 gün sonra inşallah aday adaylarımız temayülle teşkilatımızın karşısına çıkacaklar. Orada da teşkilatımız istedikleri gibi hem mevcut başkanlarla ilgili fikirlerini beyan edecekler hem de görmek istedikleri farklı adaylar varsa onlarla ilgili temayülle de fikirlerini beyan edecekler. Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'a göre temayül yoklamasından sonra anket de yapılabilir. Tabii tekrar anket yapılması gerekebilir. Zannediyorum herhalde önümüzdeki süreç içerisinde yavaş yavaş adaylar da belirlenmiş olur. Terörle mücadele kapsamında İstanbul, İzmir ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 3 ayrı kentteki 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda polis 4 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler İstanbul'un Kartal, Ümraniye ve Sancaktepe ilçeleriyle İzmir ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyaller ele geçirildi. Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Profesör Doktor Turgut Tarhanlı'nın da olduğu 8'e yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki 14 kişiden Betül Tanbay, Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü Asena Günal'la, Anadolu Kültür Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Anadolu Kültür Derneği ile ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır denildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir haber Amerikan yönetimiyle Suudiler karşı karşıya getirdi. Washington Post gazetesine göre CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı. 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Washington Post gazetesi çarpıcı bir iddiada bulundu. Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri Haber Alma Teşkilatı CIA, cinayet emrini Veliaht Prens Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı. Gazete iddiasını güvenilir resmi kaynaklara dayandırdı. Buna göre CIA, Veliaht Prens'in kardeşi Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid Bin Selman'ın Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesinin de olduğu birçok istihbarat kaynağını inceledi. Görüşmenin Prens Selman'ın isteğiyle yapıldığı, Halid Bin Selman'ın Kaşıkçı'ya İstanbul'un güvenli olduğu ve ihtiyacı olan belgeleri buradan alabileceği öne sürüldü. Veliaht Prens'in kardeşi Bin Selman, gazete haberinin ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kaşıkçı ile asla telefonla görüşmediğini ve İstanbul'a gitmesini de söylemediğini savundu. Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili bilgi ve açıklama talep etti. Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ile ilgili özel savcı Mueller'in kendisine yönelttiği soruları yazılı olarak yanıtladığını, ancak bunları teslim etmediğini açıkladı.
Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, özel savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mueller'in kendisine yazılı olarak yönelttiği soruları çok kolay yanıtladığını belirten Trump, "Size yöneltilen sorular kötü niyetliyse dikkatli olmanız gerekir," dedi. Cevaplarını ilgili makamlara ne zaman teslim edeceğine dair bilgi vermekten kaçınan Trump, "Sorulara cevapları ben verdim, avukatlarım vermedi," ifadesini kullandı. Gündemi değiştirelim şimdi de. Gelecek hafta sıcaklıkların 8 derece birden artması beklenirken kar yağışı ve olumsuz hava şartları yurdun birçok yerinde kazaları ve ulaşımda güçlükleri beraberinde getirdi. Birçok il yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Sivas'ta yollar buzlanınca kazalar da kaçınılmaz oldu. Ege ve Marmara'da feribot seferleri fırtına engeline takıldı. Yavaş gitmeniz gerekiyor. Yolda tuzlama yapıldı. Yavaş yavaş. Yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı. Soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir alırken birçok il yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Sivas'ta yolların buzlanması kazaları da beraberinde getirdi. Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Arka taraftan mı? Arka. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek, dört kişi yaralandı. Yoldan geçerken kazayı gören bir sürücü yaralılardan birinin üzerine battaniye örterek soğuk ve kardan korumaya çalıştı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında da beş kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki Çamlıca ve Cindi yaylasında etkili olan kar yağışında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Karda kalan vatandaşı kurtardık. Hastası varmış. Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan kar ve tipi nedeniyle 300'e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ege ve Marmara bölgesinde etkili olan fırtına ise feribot seferlerini engelledi. Saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi. Bursa'nın incisi, kış turizminin cenneti Uludağ, erken yağan kar hem işletmecileri hem de tatilcileri sevindirdi. Otellerde erken rezervasyonlarla doluluk oranı %70'e ulaştı. Kış turizminin cenneti Uludağ, erken yağan kar hem işletmecileri hem de tatilcileri sevindirdi. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası ile Bursa'nın incisi Uludağ'a rağbet şimdiden arttı. Orta Doğu pazarı çok iyi gidiyor. Azerbaycan tarafı iyi, İran'dan misafirler geliyor. Avrupa'dan Belçika, Hollanda, o pazarlar da oradan gelmeye başladı. Yaz boyunca tadilatta olan oteller ve otellere ait pistler tamamlandı. Aralık ayının ilk haftasında sezonu açacak olan otellerde erken rezervasyonlarla doluluk oranı %70'e ulaştı. Kar yağışı başladı, güzel yağıyor. Bu sene kış biraz erken geldi. Aralık ayı itibariyle hizmete gireceğiz. Yeni odalarımızda misafirlerimizi ağırlayacağız. Otel açıldıktan sonra rezervasyon oranları, doluluk oranı daha doğrusu %70-65 civarında gidiyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'da toplamda 300.980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6.500 yatak kapasiteli 18 otel bulunuyor. Yılbaşı tatili, sömestr ve kar festivalleriyle Beyaz Cennet Uludağ yerli ve yabancı konuklarını bekliyor. Sırada bir yangın haberi var. Çorum'un Kuzuluk köyünde sabaha karşı bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda diğer evlere de sıçradı. Köylülerin canlarını zor kurtardığı yangında 5 evle bir ahır kullanılamaz hale geldi. İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde sabaha karşı tek katlı bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevresindeki 4 ev ve bir ahıra daha sıçradı. Evlerini boşaltan aileler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen İskilip ve Bayat belediyeleri
bölgelerinden itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. İstanbul'da sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. İstanbul'da bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk son anda kurtarıldı. Fatih ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim mahallesinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki bir dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı, binayı yoğun duman kapladı. Bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kalırken kimisi çıkmayı başardı. Bana da haber verdiler, yanıyorsun dediler. Ben de o anda apar topar aşağı indim. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen çocuklar ve bir başka bina sakini kadın ambulansla tedavi edildi. Büyük korku yaşayan bazı bina sakinleri gözyaşlarına boğuldu. İstanbul'da dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polise ateş açan şüpheliler çıkan çatışma sonucu yakalandı. Arnavutköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Hadımköy'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisi görünce durmayan araçtaki 5 kişiyle polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Hadımköy'den Arnavutköy'e kadar yaklaşık 15 kilometrelik bir kovalamacanın ardından araç Genç Osman Caddesi'nde kurulan kapanla durduruldu. Lastikleri patlatılan araçtaki 5 şüpheli polisin uyarılarına rağmen araçtan inmedi. Teslim olmayan araçtakilerle polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken diğer 4 kişi ise polise teslim oldu. Araçta yapılan incelemede paketlenmiş halde uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi. Bursa'da bir mobilya imalathanesinde işlenen cinayetle ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolü için getirildikleri hastanede cinayetin nedenine dair gazetecilere soğukkanlılıkla verdiği yanıt şaşırttı. İnegöl'de 2 gün önce bir mobilya mağazasında Yavuz Candar'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüpheliler sağlık kontrolleri için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin hastane çıkışında bir gazetecinin neden yaptınız sorusuna zevkten yanıtını vermesi dikkat çekti. Ağaç işleri Sanayi 8. Sokaktaki mobilya imalathanesinde 2 gün önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan ve ağır yaralanan Yavuz Candar kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis 2 kişiyi gözaltına almıştı. Bugün Bursa'da ardarda sağlık etkinlikleri gerçekleştirildi. Onlardan biri de Sağlık Bakanlığı tarafından diyabet hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüştü. 21. yüzyılın sağlık krizi diyabet hastalığına dikkat çekmek için Bursa'da yürüyüş düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen her gün 10 bin adım projesine destek için yüzlerce sağlık çalışanı ve hasta heykelden Cumhuriyet Caddesi'ne yürüdü. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sırasında vatandaşlara hastalığın simgesi olan yeşil elma dağıtıldı. Yürüyüş sonrasında açıklama yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Özkul, diyabet hastalığının insan vücudundaki etkilerine dikkat çekti. Diyabet ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişilerde diyabet hastalığı açısından risk grubunu oluşturmaktadır. Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdır.
Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Günü. Türkiye'de her yıl 1.3 milyon bebek doğuyor ve bunların 150 bini prematüre bebek. Bursa'da bu özel gün kapsamında düzenlenen etkinlikte prematüre bebekler ve aileleri bir araya geldi. Bebekler ilgi odağı oldu. ...37 haftadan önce doğan mini kahramanlar onlar. Dünya Prematüre Bebek Günü'nde bir araya geldiler, rengarenk kıyafetleriyle neşe saçtılar. Bugün prematür bebeklerimizin aslında doğum günü olarak kutlanan bir gün. Prematüre bebeklerin doğum günü olarak kutlanan 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Günü'nde yeni doğan ünitesinde düzenlenen etkinliğe doktor ve hemşirelerin yanı sıra hastanede erken doğum sonunda bebek sahibi olan aileler de katıldı. Neonatoloji uzmanı Doktor Birgül Mutlu, prematüre bebek sahibi ailelere tavsiyelerde bulundu. Anne tabii ki düzenli kadın doğum takibine gitmek zorunda. Kendinde saptanan problemlerin tedavi olması lazım bebeği erken doğmasın diye. Bir kiloluk bedenleriyle yaşam mücadelesi veren miniklerin aileleri de bu özel günde yaşadıkları zorlu günleri geride bırakmanın mutluluğu içindeydi. Zorlu bir süreç tabii ki, sıkıntılı, stresli ama her şeye rağmen... Güzel. Bebeğimiz hani 31 haftalık dünyaya geldi. Çok küçüktü. Zor günler geçirdik. Ciğeri gelişmeden doğdu. Büyüttük çok şükür. 5 aylık oldu şimdi Çınar Ege. 31 haftalık doğdu. 1 kilo 180 gram. Kimseyi yaklaştırmadık. Mümkün olduğu kadar anne ve babasıyla beraber oldu sadece. Her yıl olduğu gibi bu yılda prematüre bebekler için pasta kesilirken günün rengini ifade eden mor balonların gökyüzüne bırakılmasıyla etkinlik son buldu. 1, 2, 3 İstanbul'da bir market zincirine ait para nakil aracını gasp eden şüpheliler yaklaşık 1 milyon lira taşıyan aracın güvenlik görevlisini bıçaklayarak silahını alıp kaçtılar. Gasp dehşetinin yaşandığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Para nakil aracını gasp ettiler. Aracının güvenlik görevlisini bıçakladılar. Gasp dehşetinin yaşandığı olayın adresi İstanbul. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Moda Bağ Sokak üzerinde bir market zincirlerine ait para nakil aracını durduran 4 şüpheli güvenlik görevlisini darp etti. İlk olarak sopayla saldırdıkları güvenlik görevlisini araçtan indiren şüpheliler daha sonra görevliyi bıçakladı. Şüpheliler güvenlik görevlisinin belinde bulunan tabancayı ve araç içerisindeki silahı alarak kayıplara karıştı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gasp edilen araçta yaklaşık 1 milyon lira olmasına rağmen şüphelilerin silahları alıp kaçmaları dikkat çekti. Gasp edilen güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganların sakladıkları çok sayıda mermi ve silah ele geçirildi. Yapılan uyarılar ve alınan önlemlere rağmen trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Samsun'da tırla otomobili kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Vezirköprü ilçesi Samsun Kastamonu karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Nurettin Yıldız idaresindeki otomobil karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü Yıldız'la araçta bulunan Kayra Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken tır şoförü gözaltına alındı. Yine bir kaza haberi var. Sırada Tokat'ta yolcu otobüsü karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Tokat-Niksar Karayolu 4 yol köprü kavşağında meydana geldi. Erbaa Spor takımına ait otobüs karşı yönden gelen otomobil ve kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin arka koltuğunda sıkışan 24 yaşındaki doktor Merve Öner olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Şimdi de ekranlarınıza Antalya'da bir sürücü tarafından çekilen görüntüleri getiriyoruz. Antalya'da hatalı sollama yapan ve Dorse kapağı açık giden kamyon sürücüsü trafikte tehlike saçtı. O anlar bir başka sürücü tarafından an be an kaydedildi. Kapak açık hala gidiyor. Kimsenin can güvenliği yok yolda. Dorse kapağı açık giden kamyon sürücüsü bir de hatalı sollama yapınca bu kadarına da pes dedirtti. Trafiği karıştırdı. Kapak açık hala gidiyor. Kimsenin can güvenliği yok yolda. Görüntülerin adresi Antalya. Akseki Manavgat Karayolu Cendeve Boğazı mevkiinde giden kamyon sürücüsü önce hatalı sollama yaptı. Ardından kamyonun dorse kapağı açıldı. Trafiği birbirine katan kamyon sürücüsü diğer sürücüler tarafından tepki çekti. Sollamaya bile çıkıyor. Kapak açık sollamaya çıkıyor. Uzun süre dorse kapağı açık giden kamyon sürücüsü şans eseri kazaya karışmazken o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapak açık hala gidiyor. Adana'da ön plakası olmayan araçta bulunan iki kadın kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüs şoförünü döverek dudağını patlattı. Yumrukların konuştuğu kavgada kadın otobüs şoförünü vatandaşlar kurtardı. Darp etti. Hanımlar yanlarında bir beyle beraber direksiyon başında dudağımı patladı. Bu kez erkekler değil kadınlar kavga etti. Olay Adana'nın Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi. Adana'da ön plakası olmayan araçta bulunan iki kadın kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şoförü Şule Topal'ı döverek dudağını patlattı. İddiaya göre ön plakası olmayan bir aracın sürücüsü belediye otobüs şoförü Şule Topal'dan yol istedi. Yoğun trafikten dolayı yol veremeyen Topal'a sinirlenen araçtaki kadınlar aracı yol ortasında durdurdu. Otobüsün içine giren iki kadın direksiyon başındaki Topal'ı dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle dudağı patlayan Topal'ı yolcular kurtardı. Saldırganlarsa otobüsten inip araçlarına döndü. Bu sırada olay yerine yakın olan polisler şüpheli kadınları yakaladı. Hanımlar yanlarında bir beyle beraber direksiyon başında dudağımı patlattı, saçımı yoldu, gözüme yumruk attı. Uzun aracın zaten yanından geçmek zor olur. Yani ne yapsın, araç amıda mı kalsın? Tamam mı? Size iyi görevler. Sağ olun. İki kadın polis merkezine götürüldü. İfadelerin ardından serbest bırakıldı. Dünya haberiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül orman yangınında. Ölü sayısı artmaya devam ediyor. 9. gününe giren Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında 71 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi ise kayıp. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 70'i geçti. Kayıp ve haber alınamayanların sayısı ise 1011 kişi olarak açıklandı. Yetkililer yangında 12.263 ev ve iş yerinin yok olduğunu duyururken çok sayıda kayıp insanın yangınlardan kaçarken alevlere yakalandığını düşünüyor. Kayıp listesinin herkese açık hale getirildiğini söyleyen bölge şerifi 52.000'den fazla insanın barınaklara, arkadaş ve akrabalarının yanında ve büyük otoparklarda oluşturulan çadır kentlerde yaşamaya çalıştıklarını belirterek, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin DNA sonuçlarının tamamlanmasının ardından sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Yetkililer yaptığı açıklamada yangınların yer yer devam ettiğini ve tahliye edenlerin yaşadıkları barınak ve çadırlarda norovirüs salgını nedeniyle çok sayıda kişinin hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkının ilaç tedariği ve ilaçların fiyat uygunluğunu denetlemek için eczaneleri ziyaret etti. Sankt Petersburg'da hükümet yetkilileriyle toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilaç sektörüyle ilgili bilgiler aldı. Putin, daha sonra bir ilaç fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra eczaneleri gezen Putin, vatandaşlarla sohbet etti. Putin, hayati öneme sahip ilaçların varlığını ve ilaçların fiyatlarını hem eczacılara hem de vatandaşlara sorarak sorguladı. Putin'i karşılarında gören eczacıların şaşkınlığı objektiflere yansıdı.
Fransa'da hükümetin akaryakıt için getirdiği ek vergileri protesto etmek için otoyolları kapatmak isteyen sağcı isimler, protestocular polis tarafından engellendi. Otoyoldan polis ve eylemciler arasında köşe kapmaca yaşandı. Fransa'da akaryakıta getirilen ek vergiler tepkiye yol açtı. Başkent Paris'te protesto için sarı yelekler giyilerek çevre yolunu bloke etmek isteyen eylemciler güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Paris dışında ise bazı otoyollar sarı yelekli eylemciler tarafından bloke edildi. Ülkenin güneyindeki havalimanı yolu da bloke edilen yollardandı. Paris'te eylemcilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yapmak istedikleri gösteri izinsiz olduğu için iptal edildi. Fransa'da hükümetin akaryakıt için koyduğu ek vergileri protesto eden sarı yeleklilerin gün boyu belirsiz yerlerde eylem yapma ihtimali nedeniyle güvenlik güçleri birçok yerde polis araçlarıyla beklemeye geçti. Sayın seyirciler, bu son haberimizdi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu hafta sonları, hoşça kalın.